Ya o ne Allah aşkına, şu portakal sularını en azından böyle aynı seviyede koy. Siz hiç mi Zengin dizisi izlemediniz ya? Allah Allah. Oğlum biz sonuçta zenginliği dizilerden öğrenen mağdur fakir bir aileyiz çocuğu. Ya baba portakal sularını geçtin de bu kadar gazeteyi ne yapacaksın sen ya? Ben zenginim sonuçta. Alacağım bütün gazeteleri, okuyacağım. Öyle olmuyor mu bütün zenginlerde? Koruyorum. Eklerine kadar sabah bütün gazetelere bakıyorlar kendileri. Ben de yapacağım. Niye yapmayayım ki yani? Ya oğlum biz sınıf atladık. Ya sen tabii 6'dan 7'ye 7 yılda ancak geçemediğin için bilmiyorsun ama biz sınıf atladık. Böyle atladık yani o sınıfı. Cemil! Cemil! Ya nerede kaldı? He. Gel Cemilciğim gel. O ne? Yumurta. Ben de peynir zannetmiştim. Biliyoruz herhalde yumurta. Ya siz anlamıyor musunuz ya? Allah aşkına. Yani ben buraya böyle giyinip hop deşambığımı giyip kendi buralara kadar gelmişim. Sizle burada kahvaltı etme çayında bulunuyorum. Hala sizin bu özensizlik tabaklar birbirini tutmuyor. Höt dödene getirip tek tek koyuyorsun ya. Sen hiç mi Zengin dizisi izlemedin Cemilciğim ya? He? İzlemedin mi? Ya zaten senin şu kılığın kıyafetinle sen Zengin dizisinde hiç benim gezindiğim katlarda gezinemezsin. Sen ancak tiyatracı abilerle alt katlarda benim gibilerin dedikodusunu yaparsın mutfakta ya. Bilmiyor muyorsun lan? Oy Hayati. Ye yumurtanı sus. Yumurtanı ye diyor bana ya. Bana yumurtanı ye diyor ya. Cemilciğim benim tadım tuzum kaçtı. Benim tadım tuzum yok ki masaya bile tuz koymamışsın zaten. Tuzum da kaçtı benim yani. Ya olmuyor sizden. Gerçekten olmuyor. Çünkü sizde şey yok. Şey yok sizde. Zengin olunca onu da öğreneceğim işte. Böyle televizyon gibi bir şey böyle. O yok sizde. Yani sizinle olmuyor ya. Ya en azından şu kıyasetini biz doğumhanede değiştirmiş falan olaydık da şimdi benim oğlum çıkmayaydı. Ben de buna şaşıraydım keşke. Oh be diyeydim ama o da yok. Öyle bir şey de yok. Ben anlamıyorum ki ya. Allah Allah. Yumurta. Eh pek. Zengin olduk hala eh pek yiyoruz. Somun eh pek. Oh, oh. Alo, Carliton. Efendim, yerli Tom. Ya ne yapıyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Tezgah böyle tıkır tıkır işliyor mu yani? Ha, her şey tıkır tıkır işliyor. Da, sen neredesin bakayım? Sesin dışarıdan geliyor gibi. Ya şey, ben böyle darlandım dükkanda. Bıraktım Derya'yı her şeyi. Böyle yürüdüm, geldim mahalledeyim şimdi. Acaba diyorum siz de böyle uygunsanız falan. Hop, yanınıza Damla sen mesela. Ya, ah be yerli Tom, keşke tek başına çıkmayaydın. Kaçırttırıyorsun sonra kendini. Gel madem, bizim yanımıza gel öyleyse. Hadi Tuncay'ın arabaya al. Vay havalı havalı. Arabama biniyorum. Zırt oradayım. Hadi öptüm. Hadi bay bay. Hayat abi. Hayat abi. Bana bak şu üstündekinin adını bir seferde söyle. Allah belamı versin. 8 tane de ben vereceğim ya. Ya Allah aşkına ne olacak ki bunun adını söylemekte Yarenciğim? Bunun adı Rob Deşenbach. Vay Associated Press. Abicim. Ayrıca bana 90'lar skeç kafasını tam olarak yaşattığın için sana çok teşekkür ediyorum şu an. Ama diller tutuk. Yarenciğim bak burada asıl önemli olan ben fiski bardağıyla çay içiyorum. Çünkü bu dizilerde de aslında fiski yerine onun içine soğuk çay koyuyorlarmış ya. Oradan şey yaptırdım. Şimdi bunun önemli kısmı sirçe parmağını böyle kaldırtıyor musun, kaldırtmıyor musun? Hayati abi, insan bazen gerçekten hayret ediyor sana ya. Gerçekten. Kondemire selam söyle. Vay vay vay. Hadi görüşürüz. Hayati, ne dolanıyorsun ulan ortalıkta öyle gazoz arayan Nuri Alço gibi? He? Ya Serbest abiciğim, gerçekten zenginlik başa bela biliyor musun? Bela tabii bela. Zenginliği daima pompaladılar bize hep televizyonlardan. Paranın gözü kör olsun Hayati. Gözü kör olsun bu paranın. Bak Hayati, iki türlü fethedilir bir ulus.
ya tankla, tüfekle, kılıçla ya da borçla. Gerek yok artık kılıca. Bir ülkeyi fethetmek istiyorsan sok burnunu borca, böl, parçala, yönet. İcat ettiler 1950'lerde kredi kartını bir akşamüstü. Talip oldular hepimizin emeğine. Ortayı para kesti, silah golü çaktı. Neredeyse menfaatleri ofsayta düşmeden savaş çıkardılar o ülkede. Biz düşler kurarken onlar üsler kurdular bu topraklarda. Baktılar işler kötü gitti, tank gezdirdiler bu sokaklarda. Ya Servet abi, Amerika dediğin büyük güç bunu herkese yapıyor sonuçta. Orası öyle. Bizim millet çok sevdi bu hamburgeri. Plastik bardaklarda kahveyi, kolayı. Bu televizyonla başladı her şey. Daha 80'lerde seyrederken televizyonda zenginliği, Dallas'tan, Bonanza'dan unuttuk fakirliğimizi. Gölge vermeyen ağacı kestiler, attılar. Keseni de bahçıvan yaptılar. Her cüzdana bir kredi kartı taktık. Kredi çektik durmadan. Bütün borcu da sırtımıza aldık. İşte biz o gün yandık Hayati. Ben zengin olduğum için artık bu gazlara gelmem Servet abi. Harama bulaşmadıysan zenginlik emeğinin, bileğinin hakkıdır Hayati. Ha işte ben de babamın hakkını yiyorum Servet abi ya. Sen git bunları başkalarına anlat. Olur, babanın hakkı İsmail hakkı. Sen öyle zannet. Hadi bakayım. Yürü. Herkes fakir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?